Sabi. Nedir efendim? Sabi. Serap Hanım'a bakınız. Fasulyeye benzer bir... Börülce. Börülce. Karnı kara, yaygın kullanılır. Fiyat münazarası diye sorduk. Pazarlık. Lık dediniz. Buldular, sığdırdılar. Söyleşmek. Söyleşmek. 600 puan. Kendinden saymak. Benimsemek. Benimseme. 800 puan değerindedir. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir bölüm oldu sayenizde. Şampiyonlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha sonuna gelmedik. Birazdan Serap Hanım son noktayı konduracak ama hakikaten şampiyonlara yakışır performanslar sergilediniz. Öncelikle bunu belirteyim. Ve bundan sonrası ya Sel Hanım'dır ya Serap Hanım'dır. Onun da altını çizeyim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hesabı yapmışsınızdır. Evet. Çok zor değil zaten. Evet. Bir tane harf alınacak. Alınırsa o da. Eğer ki o harf alınırsa da 50 saniye arttırılması gerekiyor. Peki. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun geliyor. Nitelik yönünden eşit anlamındaki sözcük. Hı. Yani birbirine eşit, birbirine denk. Denk. Hadi efendim. İkincisi bir bilgi sorusu. Görelim. Opera eserinde solistlerden birinin söylediği sola ses yazılmış sahne Abi şarkısı. Ya. Çok güzel. Duraksamadılar bile. Gayet güzel. Beş harfler efendim. Beklemeyelim lütfen. Hı hı. Buyursunlar gelsinler. Üçüncü soru diyor ki deniz veya hava taşıtı yönelteci. Yönelteç dediğimiz şey direksiyon. Dümen. Dümen. 500 puan daha. 1300 oldu kasa. Lütfen. Hem eş anlamlısı var hem açıklaması var. Kafanızı karıştırmasın. Basit bir şey arıyorsunuz. Görelim efendim. 5 harfli cevaplar bitiyor. Gerçeğin ne olduğunu tam olarak kestirememekten doğan kararsızlık. İşkil. Şüphe. Hadi bir tane daha var. Bir tane daha var. Şüphe. Eş anlamlısı. Şüphelendim. Başka? Bulacaksınız, bulacaksınız. Durdurup mu düşünseniz evet acaba? Evet. En güzeli. Senden şüpheleniyorum, senden... Huylanıyorum değil, senden kuşku. Kuşku! Oh. Dünyanın en zor kararlarından biri sunucu olarak. Hadi durduralım dedikten sonra o 30 saniye benim için korkunç oluyor. Çünkü bilemezse ben durdururum. Altı harflere geçtik efendim, buyursunlar. Üstün nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran şey. Öyle ki, yani böylesi görülmemiş. Harika. Dünyada zaten kaç tane vardır ki? Harika mı? Nedir? Harika. Harikadır. 2400 oldu kasa. Buyurun gelsin. 7 harflidir, özür dilerim. 6 harflidir, 6 harfli cevapların sonuncusudur. Övgü ve takdir ünlemi. Aferin. Bilmiyorum, siz söyleyin. 3 diyor. Gelsin bakalım. Şimdi 3700 yapar mıyız onu? Bilmiyorum. Bu sorudan biraz istiyorum. Etmek fiiliyle birlikte kullanılıyor. Kapıp yere vurmak anlamına geliyor. Kapıp yere vurmak. Ve bir birleşik kelime. Asel Hanım çok ilginçsiniz. Birbirine kapıp yere vurmak anlamına gelen sözcük. Birini ya da bir şeyi kapıp yere vurmak nokta nokta etmek. Alaşağı. Nedir? Alaşağı. İşte budur. Bravo efendim. Bravo efendim. Geçelim yeni soruya. Alaşağı zor diye bunu kolayından seçmiştik. Evet. Ticarethanelerde para alıp veren fiş kesen kasiyer. Görevli kasiyer dedi. Ne bak 1400 yapar kasayı. Kısacık bir soru var elimde. Buyurun bakalım. Sonsuza dek. İlelebet. İlelebet. 800 puan daha. Aman ya. Bir 8 kaldı, 2 9, 2 de 10 harfli cevap. Takılır mısınız bunların herhangi birinde? Harf alır mısınız? Bakacağız. Vallahi zannetmiyorum. İnşallah. Biraz zıpır gibi ama bizim zıpırlığımız değil o. Hadisenin kendisi zıpır. Biz yalnızca ortaya döktük. Buyursunlar. Bir vurmalı çalgının hakaret sözü olarak da kullanılan adı. Dümbelek. Dümbelek. 800 puan. 6000 yaptık kasayı. Haydi bakalım 9 harfli cevaplar. Çıkın karşımıza. Önce soruları. Hamur durumundaki bulguru kıymalı karışımla doldurup kızartarak ya da haşlayarak hazırlanan yemeğe içli köfte deniyor.
Ne kadar da sakince tarif vermemi beklediniz. Bir anda Arda'nın mutfağı gibi oldu program. Buyurun gelsin yenisi. Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmak. İki kelime. Özür dilerim. Tek kelime. Tek kelime. Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmak. Koflaşmak. Bana mı söylüyorsun? Koflaşmak. Cevap veriyorsunuz. 900 puana çıkartıyorsunuz Kasım. Özür dilerim. 900 puana çıkartıyorsunuz kasayı. Keşke öyle olsaydı. 7800 puana evet. Çıkartıyorsunuz kasayı. Geliyor yenisi de merak etmeyin. Güneydoğu Anadolu'ya sıra özgü. Gecesi. Sazlı sözlü eğlence sıra gecesi. Asel Hanım'a bakıyorum bir taraftan da. Şu ana kadar böyle dişlerini göstererek gülüyordu. Artık dudaklar birleşmiş. Yine gülümsüyor ama. Son soru. Sınır evresinde. Son noktada kalıplaşmış bir tarif. İki kelime. Süremiz bol. Sınır evresinde son. Hala hazırda harf alabilecek durumdasınız. Unutmayın lütfen. Sınır evresinde son noktada. İki kelimeden oluşuyor. Kalıplaşmış bir tabir. Kullanılıyor. Yaygın kullanılıyor. Unutulmuş bir şey değil. Son raddede. Şimdi son demişiz son orada. Son varken evet. Had safhada. Nedir efendim? Had safhada. 9800 puan ve üzerine 1 dakika 21 saniye daha kuvvetli alkışlar rica ediyorum. Kahese. Vallahi öyle. Tur finaline geldiğinizde herkes korkacak sizden. 9800 almış üzerine 1,5 dakika arttırmış diye. Efendim şimdi aslına bakarsanız bunu yazmanızı da isteyebiliriz ama hediye ediyoruz biz. Belki işinize yarar bir gün bakarsınız. Çok bugünün bir hatırası olsun diye diğer şampiyonlarımıza da birer tane kitap armağan etmek istiyoruz. Güzel günlerde okursunuz, okurken bizi anarsınız ama bu bir son olmasın. Değil mi? Siz uzaklara gideceksiniz Mustafa Bey ama belli mi olur? Bu bir son olmasın. Tekrar bir araya gelelim. Çünkü burada bir daha tokatlamanızı isteriz bütünümüz. Hadi şampiyonu bir daha alkışlayalım.